Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Muhittin Başkanımızın yerelden ve yerinden kalkınma ilkeleri doğrultusunda Antep fıstığı yetiştirici ve yaygınlaştırma projesini başlattık. Antep fıstığı çalıştayında değerli hocalarımız, değerli misafirlerimiz, değerli üreticilerimize bugün teknik gezimize getirdik. Uzman akademisyenlerimizle birlikte Gaziantep'ten gelen, Urfa Üniversitesi'nden gelen ve Kahramanmaraş Üniversitesi'nden gelen değerli bu işin duayeni akademisyen hocalarımızla birlikte Antalya bölgemizde olabileceğini teyit etmek için burada bulunmaktayız. Köy'deyiz. Burada rakım 1100 gibi gözüküyor. Bu rakımda bizim kırmızı çeşidimizin yetiştiriciliği olabilir. Burada fıstıkları da gördük, geliştiklerini de gördük ve Antep fıstığının burada yetişebileceği kanatında bizde oluştu. Bu nedenle bunun yaygınlaştırılması gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Büyüttin Böceğe ben çiftçiler adına çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanımız tarımın içinden gelen bir başkanımız dedi ki artık bundan sonra tarıma hizmet edelim. Artık bu insanlarımıza tarımı sevdirelim amacı doğrultusunda. Ne yaptı? Tarımsal kooperatiflere GES dediğimiz sulama projesinde ücretsiz elektrik, boru, böcek, arı, kovanı gibi şeyler verdi. Bunun hemen ötesinde ne çıktı ortaya? Artık Antalya'mızda biliyorsunuz tropikal bitkiler de dahil olmak üzere her şey yetişiyor. Neden Antep fıstığı olmasın safhasında yola çıkıldı? Şimdi hocalarımız bahçede şu anda ne dediler? Bahçeyi görünce şu anda bizim orada bile böyle bahçe hızlı bir şekilde gelişemiyor. Bunun olacağına kanaatine vardılar. Bu geziden çıkarttığımız sonuç Antalya bölgesinde rakım olarak uygun yerlerde ve marjinal alanlarda gerçekten atıl kurak sulanamayan arazilerde alternatif ürün olarak Antep fıstığı yetiştiriciliğinin uygun olduğu görülmüştür. Antalya Belediyesi'ni tebrik etmek gerek. Böyle bir organizasyonu yapmaları büyük bir başarı. Antalya için çalışıyoruz.